Zayıflama ve detoks kampları yapılıyor biliyorsunuz. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu son dönemlerde sosyal medyada çok fazla var. Yani insanlar çok hızlı zayıflamak istediği için zayıflama kampları gerçekten var. Ya bir böyle bu pandemiyle beraber online olarak çıktı. İşte zayıflama kampımız var. İşte 1 Eylül ile 9 Eylül arası gibi bir haftalık fazla. Şu kadar. Bunlar çok kısa süreli metotlar. Yani mesela 100 kiloluk bir insana zayıflama kampını alsak 1-2 haftalık bir kamp ne kadar kilo verebilir ki yani diye düşünüyorum. Maksimum 8 kilo versin. Yine kilosu fazla. Ya bu işi yeterli ve dengeli olacak şekilde ayarlamak lazım. Hızlı, acele etmemek lazım. Aynı şekilde detoks kampları da öyle. Detoks dediğimiz olay kısaca vücudun toksinlerden arındırılması. Aynen. Yani detoksta et genelde olmuyor. Belli başlı hayvansal besinler çıkarılıyor. Daha çok bitkisel besinler. İşte bitki çayları, bol su, ödem atıcı sular. Bunlarla uzun süre yaşayamayız. Çünkü bu sefer belli başlı protein değerleri düşeceği için vitamin ve mineral değerleri düşer. B12 eksilebilir. Kişide bu sefer yorgunluk, halsizlik oluşabilir. Ben bunları çok sık önermiyorum. Bunlar sadece vücut gerçekten çok yorulduğu zaman. Mesela işte çok fazla sigara içen bireylerde, çok fazla alkol tüketen bireylerde bir haftalık, iki haftalık detokslar yapılabilir vücudu arındırmak için ama kamp olayları çok sakat ya, işler. Bir de hocam şimdi sürekli bunlar da insan artık yılgınlık veriyor. Yani tabii tabii sürekli zaten, al ver oluyor. Evet. Bu sefer şimdi sıkıntı. Şimdi konuşuyoruz ya zayıflıyoruz. Ya, biraz da bu işin gerçeğine inmek gerekirse hani kaçak yollardan da zayıflamaya çalışıyoruz biz. Hani evet öyle oluyor. Diye. Bir de şöyle olmuyor. Bir durum var. Çok düşük kalori aldığı zaman vücut ki bu tarz kamplarda veya işte detokslarda çok düşük kalori alıyor. Uzun süre yaptığın zaman vücut bu sefer yağ depolar. Yani vücut der ki, beyin der ki bu adam bana bir yemek vermiyor. Ben uzun süre bu kadar tabii aç kalamam. Bu sefer ben yağ yakmayayım, yağı depolayayım der. O yüzden o şekilde yapmamak lazım. Araları serpiştirmek lazım onları. Bir haftalık mesela. 3 ay diyet yapmıştır. Vücut artık alışmıştır, sıkılmıştır. Bir haftalık bir detoks gibi veya bir haftalık bir farklı bir yöntemle yol alıp tekrardan eski sisteme dönmek lazım. Önemli olan sürdürülebilirlik. Öyle evet, söyleyeyim. Yani.